Teri Gobanga'nın öyküsü ağır, hazmetmesi zor, ürperten bir hikaye. Ancak aynı zamanda yaşamın kıymetini insana iliklerine kadar hissettiren, yaşam kadar acımasız, umut dolu ve gerçek bir hikaye. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teri Apudo, Kenya'nın Nairobi şehrindeki bir kilisede rahibelik yapıyordu. Nişanlısı Harry Olvande işe gitmişti. Çift ertesi günü evlenecekti. Kenya geleneklerine göre son günlerini birbirlerini görmeden geçirmek zorundaydılar. Düğün sabahı Teri evden çıkınca evinin önünde aracının üstünde oturan bir adam gördü. Yanından geçerken adam kadını kolundan çekti ve aracın içine fırlattı. Aracın içinde iki erkek daha vardı. Teri, BBC'ye ağzıma hemen bir bez parçası soktular. Sonunda bezi çıkarınca çığlık atmaya başladı. "Bugün evleneceğim," diye bağırdığım esnada biri bana yumruk attı. Adamlardan biri, "Sesini çıkarma yoksa ölürsün," dedi şeklinde konuştu. Teri, "Önce tecavüze uğradım, öleceğimi düşündüm. Çaresizce çırpınmaya başladım. Diğer adam beni karnımdan bıçakladı. Sonra kapıyı açıp beni arabadan attılar. Nairobi'nin epey dışındaydım. Kaçırılmamın üzerinden 6 saat geçmişti. Küçük bir çocuk beni görünce nenesini çağırdı. İnsanlar koşarak yanıma geldiler. Polis geldiğinde nabzımı ölçmeye çalıştığını hatırlıyorum. Başta herkes öldüğümü düşündü. Hatta öldüm diye üzerime battaniye bile serdiler. Battaniyenin altından öksürmeye başladım. Polislerden biri, "Yaşıyor mu yoksa?" dedim. Yaşadığımı anlayınca hemen hastaneye yetiştirdi. Hastaneye vardığımda hala şoktaydım. Kendi kendime mırıldanıyordum. Yarı çıplaktım ve üzerimde kan vardı. Gelinliğimden o gün düğün günüm olduğunu anladılar. "Bütün kiliseleri dolaşın, kayıp gelin var mı soruşturun," dedi birisi. Sonunda düğünün olacağı kiliseyi buldular ve gelinin kayıp olduğu bilgisine ulaştılar. Teri'nin ailesi ve nişanlısı hastaneye koştu. Teri daha sonra başka bir hastaneye nakledildi. Teri, "Getirildiğim yeni hastanede dikiş attılar. Burada acı haberi öğrendim. Ertesi gün hapı verildi. AIDS'ten korunmam için gerekli diğer ilaçlar da verildi. Aklımı kaybetmek üzereydim. Başıma gelenleri kabullenemiyordum. Birkaç gün sonra az da olsa kendime geldim. Harry'nin gözlerine bakacak kadar gücümü topladım. Özür dileyip durdum. Onu hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm. Bazıları sabahın köründe evden tek başıma çıktığım için beni suçladı. Çok üzüldüm. Harry ve ailem her daim beni destekledi." Her şeye rağmen Harry yine de Teri ile evlenmekten vazgeçmedi. Hayatının aşkıydı o. Düğün seremonisi planlanan ilk günün 7 ay ardından, yani 2005'in Temmuz ayında gerçekleşti. Her şey yolunda gidiyordu. Ancak kötü bir şey daha gerçekleşti. Evlenmelerinin üzerinden 29 gün sonra acı bir haber daha aldılar. Soğuk bir geceydi. Harry evi ısıtmak için kürekle dışarıdan kömür alıp sobaya attı. Sobadan fırlayan alevler yangına neden oldu. Geç de olsa fark ettiler. Teri hemen telefona sarıldı ve yardım istedi. Telefon ettikten hemen sonra yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Teri son anda kurtarılsa da Harry karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Teri olayın ardından depresyona girdi. Dünya ile ilişkisini tamamen kesti. Tony Gobanga ismindeki bir rahip Teri'yi ziyaret etmeye başladı. Yastık kadının dert ortağı oldu. Tony'nin kendisine gösterdiği merhamet, Teri'nin hayata dönmesine yardımcı oldu. Kısa sürede ikili birbirlerine aşık oldu. Harry ile olan evliliklerinin ardından 3 yıl geçtikten sonra Teri, Tony ile dünya evine girdi. Bir gün Teri aniden hastalandı. Bir acı haber daha alacağını düşünmeye başladı. BBC'ye, "Hastalanıp doktora gittim, bana hamile olduğumu söyledi," dedi. Teri'nin hamileliği sorunsuz geçti. Doktorlar çocuk sahibi olamayacağını söylemişlerdi. Ancak yanılmışlardı. Teri bebeğini dünyaya getirdi. Ona Tehille adını verdiler. 4 yıl sonra da Tolda adında ikinci çocukları dünyaya geldi. Teri ve eşi Tony bugün çeşitli şehirleri ziyaret ederek motivasyon konuşmaları yapıyor. Teri'nin tek amacı kendi durumundaki kişilere yardımcı olmak. Yalnız olmadıklarını göstermek istiyor.